İkinci oturumun ikinci sunuma hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün Serbay'ın Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi'nden Ahmet Serbayer'den bizlere Her inancımız delile mi dayanmalıdır isimli bir konferans yapacak. Ben daha fazla söz uzatmadan Serbay'a devrediyorum. Teşekkürler Yasin. Yasin de bahsettiği gibi ben Ahmet Serbayer'den. Bugün sizlere her inancımız delile mi dayanmalıdır konusuyla ilgili bir sunum yapacağım. Öncelikle sunuma inancın tanımıyla başlamak istiyorum. Bu tanımı kendim yaptım. İnanç, bir varlığın bilgisiyle uyumu sonucu ortaya çıkan tasdik edilme durumudur. Burada şöyle bir itiraz gelebilir en başta, ama var olmayan şeylere de inanıyoruz. Bu durumda ben de şunu söyleyebilirim. Aslında var olmayan bir şeye inanırken inandığımız şey onun olmayışının varlığı. Yani her halükarda varlığından hiçbir şekilde haberdar olmadığımız bir şeye maalesef inanamıyoruz. İnanç kişisel bir kavramdır. Bunu da en sonunda da bahsedeceğim ama öyle de kalmalıdır. İnanç kişisel olarak kalmalıdır kendi düşünceme göre. Bir şeye inanmak için ona inanmak istemek yeterli. Hatta her yani neye inanmak istiyorsak ona inanmakta özgürüz. Fakat inancı pekiştirmenin birçok yolu var. Çünkü inanç sabit bir şey değil. Azalabilir, artabilir. Ben bu üç yolu sıraladım kendimce. İlki inancımızı delillendirmek. İnancımızı delillendirmek, inancı bir temele oturtan herhalde en direkt yol. İkincisi, inancımızı anlamlandırmak için zihinsel çaba göstermek. Bunun yapmanın birçok yolu var ama şöyle düşünebiliriz. Mesela kişi kendisini terkin eder ve olumlu veya olumsuz aslında ruh halini, düşüncesini, yaşayacaklarını değiştirebilir. Böylece inanç pekişir. Üç, inançlarımızı eylemlerimizin dayanak noktası haline getirmek. Burada bahsettiğim şey aslında bir şey inandığımız için bir şey yaparız. Mesela zayıflayacağımıza inandığımız için mesela diyet yaparız. Ya da başarılı olacağımıza inandığımız için bir sınava çalışırız. Ya da iyi bir felsefe sunumunu başaracağımızı düşündüğümüz için bunun için çaba gösteririz. Yani inancımızı eylemlerimizdeki temel motivasyon haline getirirsek inancımız pekişir. İnancın kapsamıyla devam etmek istiyorum. İnanç, bilişsel süreçteki ilk zihin hali. Şöyle devam etmek istiyorum inancın tanımıyla bir paralellik kurmak için. Bir kapsama alanı yapalım. En önce bir şeyin varlığından haberdar oluyoruz. Ve Bir şeyin varlığına inanıyoruz. Ve daha sonra aslında bir şeyin varlığını bilmek için bilişsel süreci başlatmış oluyoruz. Yani bir şeyin varlığının bilgisi olması bizim o bilgiyi biliyor olduğumuz anlamına gelmiyor. O yüzden şunu söyleyebilirim ki bir şey bilmek için, bir şey biliyor olmak için ona inanıyor olmak gerekiyor. Ya bu konuda bir örneğim var. Buraya bir köpek resmi koydum. Çünkü vereceğim örnekle bağlantılı. Şunu düşünmenizi istiyorum hepinizden. Bir duvar düşünelim tam ortamızda. Ve duvarın bir tarafına biz olalım. Bir tarafına bir arkadaşımız olsun. Bizim olduğumuz tarafın, ya bizim olmadığımız tarafta bir köpek olduğunu düşünelim. Bunu teyit etmek için tek yolumuz arkadaşımızı aramak. Orada bir köpek olup olmadığını sormak. Ona bunu sorduğumuzda eğer bize sorduğun yanıt orada bir köpeğin olduysa biz onun vereceği cevabı inandığımız takdirde aslında bizim nezdimizde bakın sadece kendi nezdimizde evrensel bir bağlamda değil. Kendi nezdimizde inancımızı delillendirmiş oluyoruz ve orada bir köpek olduğu bilgisine ulaşmış oluyoruz. Arkadaşımızın söylediğine inanmadığımız takdirde bir şey bilmiş olmadık. Ya da yine de ortada delilin olması inancı kişisel bir şey olmaktan çıkarmadı. Çünkü delilin bilgisine ulaşmak için delile inanıyor olmamız gerekir her şeyden önce. Şimdi asıl meselemize gelmek istiyorum yavaştan. İnancımızı delile dayandırmak. Peki şu sorulabilir tabii. Neden inancımızı delile dayandırmak zorundayız? Çünkü en basitinden bir toplumun içinde yaşıyoruz ve toplumun içinde yaşadığımız gereği ahlaken bir şeyler yapmaktan sorumluyuz. Davranışlarımız sadece bizi etkilemiyor, başkalarını da etkiliyor. Çünkü aynı zamanda akla ve iradeye de sahibiz. Bir şeyler yapıyoruz. O yüzden 3 soru listeledim bu soruyu daha detaylı düşünebilmek için. 1. Ahlaken yanlış bir inanca sahip olmaktan bizi kurtaracak olan şey nedir? 2. İnançlarımızın delillenmesi ahlaken yanlış bir şey yapmıyor olmamızı garantiler mi? Yani ortada bir delil varsa o zaman ahlaken yanlış bir şey yapmıyoruz mu demektir bu? Bu kadar kolay mı her şey? Delili bulmakla bitiyor mu ahlaken yanlış bir şey yapmıyor olduğumuz gerçeği? 3. Delillendirilmemiş inancı yanlışlamak doğru mudur? Yani inancın makbul olanının delillendirilmiş olduğunu söylemek, delillendirilmemiş inançları doğru bir inanç saymamak ne kadar doğru bir eylem? En başta şunu söylemek istiyorum çeşitli sorularıma cevap vermeden önce. Burada bahsettiğim şey delili kötülemek değil. Delil düşünceye bir temel kazandırır. Delil düşünceyi daha dayanıklı bir hale getirir. Ama şunu demek istiyorum. Delilsiz düşünceye dışlarsak belki de büyük bir düşünme esnekliğinden mahrum oluyoruz. Delilin peşinde koşmanın, delilsizliği kötü bir şey olarak atfetmenin bizde kaybettireceği bir sürü şey olabilir. Bu sözde lafımı ilk soruya cevap vermeden önce cevap verirken
Bu konuda meşhur bir laf etmiş Clifford'u aşağıda gördüğünüz gibi bahsetmek istiyorum. Clifford der ki, bir şeye yetersiz delile dayanarak inanmak herkes için her zaman ve her yerde yanlıştır. Bu söze tam olarak katılmıyorum. Çünkü ben Clifford'un aksine yanlış olanın delilsiz inanç değil, inandığımız şeyin kendisi olduğunu düşünüyorum. Yani iyi bir şeye inanıyorsak neden delil arayalım ki? Ya da delil bir şeyi iyi olarak nitelemek için yeterli mi? İyiliğin aslında sadece kendisine amaçladığını düşünüyorum. İyinin var olması genel olarak iyidir. Delile ihtiyacımız yok yani bir şey iyi olarak nitelemek için. Ve mesela Clifford şey söyler. Delil arayacak fırsat olmayanın inanmak için de vakti olmasınlar. İnanacak fırsatı da olmasınlar. Bunun delilsiz inanmanın bir toplumu saf dili yaptığını söyler. Ama delil aramanın şöyle bir en basitinden şöyle bir negatif tarafı var. Mesela hayatta karşımıza çok delil çıkmıyor. Ya da delili bulmak bazen bize bağlı değil. Bir şey iyi bir şey yapmak istiyoruz ama sonuç bize bağlı olmadan kötü bir şekilde davranabiliyor. Kötü bir şekilde sonuçlanabiliyor. Ama bu bizim seçebileceğimiz bir şey değil. Bizim seçebileceğimiz tek şey, gerçekten bize bağlı olan tek şey iyi davranıp davranmamak. İyi davranıp davranmama isteği. Bu yüzden delile ihtiyacımız yok. Hayatta her yerde karşımıza delil çıkmıyor ama iyi olmak için her zaman bir fırsatımız var. Kayıp Delil'in izinde. Sevdiğim bir romandır. Kayıp Zamanın izinde. Marcel Proust'un. Ona bir gönderme yapmak istedim. Şunu demek istiyorum Kayıp Delil'in izinde derken. Delilden, yani delil arayışı bizi iyi şeyden alıkoyduğu gibi kesinlikle kötü bir şey yapmamızı da sağlıyor olabilir. Mesela birine yardım etmek için onun yardıma ihtiyacı olduğunu bilmemize gerek var mıdır? Yani çok paramızın olduğunu düşünelim ve sokakta bizden yardım isteyen dilenci olduğunu düşünelim. Ama bize o an ihtiyacı var. Veya yangından, yani yanan bir evi de düşünebiliriz. Yangından birini de düşünebiliriz. Gerçekten o kadar acil bir şey olduğunu düşünelim. Bu durumda biz delil arayıp ya da delil arayışına düşerken ona yardım etme fırsatını kaçırdığımızda onun kötü bir şey yaşamasını sağladığımız için bize suçlu olmuyor muyuz? Yani evet şöyle bir argüman gelebilir. İşte biz ona yardım ettik ama hani iyiliği daha mantıklı bir yere aktarabilirdik. Ama bu bizim suçumuz değil ki. Yani yardıma ihtiyacı olmadan yardım istediği için suç onda. Biz kötü bir şey yapmış olmuyoruz her türlü. O yüzden imkanımız varsa iyi davranmayı savunuyorum. Ve iyi davranma imkanımız var olduğu sürece delil çok da elzem bir şey değil. Ben bunu savunuyorum. Delil arayışına gerek yok iyi davranma imkanımız varsa. Delili sorgulamaya gerek yok. Daha sonra faydadan mahrum. Şunu savunuyorum. Bir şeyi başarmak için ya da iyi bir sonuç alabilmek için bir şeyden ona inanıyor olmak gerekir. Yani ve eğer yeterli delilimiz olmadığı takdirde bir şeye inanmıyorsak o zaman belki de bu bize fayda sağlayacak şeylerden mahrum edebilir. Birçoğumuzun aşina olduğu gibi hepimiz bir sınava hazırlanıyoruz ve başarı olmak istiyoruz. Tabii şunu da biliyoruz. Herkes başarı olamıyor. Ama tabii ki başarı olacağımıza inandığımız için başarı olmak için çalışmamız da gerekiyor. Yani mesela bu inancı delillendirmeye çalışıyoruz. Mesela başarı öğrenciler ne yaptıysa aynısını yapıyoruz. Falan filan ya da işte düzenli programlar hazırlıyoruz. Ama kaçırdığımız bir şey var. Sınav veya hayatın kendisi aslında bir öznel bir deneyime dayandığı için hiçbir zaman yeterli delili bulma fırsatımız yok. Delili bekleyecek fırsatımız da yok bazen. Delili beklerken aslında belki de kendimize bir kaygı yaratıp sınava çalışmaktan mahrum bırakıyoruz kendimizi. Nasıl olsa bir başarma şansı yok. Yani kesin olarak başaracağımızdan emin değiliz. Belki de sınava çalışmak yerine bize sınavdan maddi anlamda çok daha getirisi olacak şeylere çalışabiliriz. Yani delil arayışına gerek yok bu mevzu için. Bir şeye inanmamız yeterli başarılı olmak istiyorsak. Gelelim delillendirilmemiş inancı yanlışlamaya. Bu noktada bahsettiğim şey şu. Delillendirilmemiş inanç ve ifade özgürlüğüne zarar vereceğini düşünüyorum. Çünkü yani delillendirilmemiş inancı yanlışlarken bunu yanlışlamanın tek yolun delile dayanmasının yanlış olduğunu söylüyorum. Mühim olan bunları delilden bağımsız bir düşünce esnekliği içerisinde tartışabilme imkanı sunmak. Özgür bir ortam oluşturabilmek. Tabii doğal olarak şu sorular sorulabilir. Felsefe ya da bilim, hani delillendirilmemiş inançlara dayanmayacaksa, delillendirilmiş inançlara dayanmayacaksa, bunların doğru sözden, gerçek sözden, spekülasyondan farkı ne? Ve yanlış inançları ne yapalım? Şöyle, bunu hepimiz biliyoruz ki felsefeyi felsefe yapan, bilimi bilim yapan bir bütün, bir yol. Yani yolun sonucuna varılan yer felsefe veya bilim değil. Yolun kendisi felsefe veya bilim. Ama spekülasyon yapan şey bir bütüncülük değildir. Spekülasyonlar ya da değersiz sözler bir bütüncülük içinde değildir. Genelde varılan yerle alakalıdır.
En başta bahsettiğim şey gibi iyi davranmak mesela, iyi olmak bir yola çıkmaktır ama sonuç bizden bağımsız olabilir. Ve yani eğer spekülasyonlar zaten son anlam kazanır, bir yolda değildir. O yüzden aslında böyle bir düşünce esnekliği çerçevesinde düşünüp tartışabilirsek hem delillendirilmemiş bilgilerden mahrum kalmayız hem de delillendirilmiş inançlarla onları yanlışlayabiliriz tek yolu deliye dönüştürmeden. Bir inanç yanlışsa da yapmamız gereken şey onu yanlışlamaktır. Fazlasını yapmamak gerektiğini savunuyorum. Çünkü yanlış olsa da bir inancı baskılamak bütün inançları baskılamaya doğru aslında bir basamak. Bütün inançları baskılamaya doğru giden bir basamak. Ha tabii ki bir kişi yanlış bir şeye inanmakla özgürdür. Ama yanlış bir şey yaptığı takdirde hukuk kuralları, toplum sözleşmeleriyle onun yanlış bir şey yapmasını engelleyebiliriz. Ve son olarak en başta bahsettiğim kişisellik konusuna dönmek istiyorum. Zihinsel aktiviteler kişiseldir, biriciktir ve aslında değerli olan şey de budur. Bu kişiselliği delil aracılığıyla delile indirgeyip yok etmeye çalışırsak eninde sonunda felsefi düşünceye zarar verir. Bütün bunlar sonucunda söyleyebilirim ki her inancımızı delile dayandırmamak gerekir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Likör ekip arkadaşlarıma ve değerli Tufan hocama teşekkürler. Biz de bu konferans için sana teşekkür ediyoruz. Ve soru cevap faslına geçiyoruz. İlk olarak sorumuz. Bir varlık her zaman bilgisiyle uyumlu mudur? Varlığın bilgisiyle uyumlu olması daha çok doğruluk değil midir? Bu tanım inancın yanlışlanabilirliğini ortadan kaldırıyor mu? Wow, güzel bir soru. Bu noktada şöyle düşünüyorum. Doğruluk veya yanlıştan çok geçerli veya geçersizlik vardır bence zihinsel olaylarda. Yani doğru ve yanlış inançtan bağımsız dedim ya. Doğruluk veya yanlışlık sonuçla alakalı bir şey ama geçerli veya geçersiz gittiğimiz yolla alakalı bir şey. Yani geçerli bir yoldan yanlış bir şey yanlışlayabiliriz geçerli bir yolla giderek. İşte temel mantıksal argümanlar da böyledir ya. Doğru bir mantıkla yanlış bir sonuca varabiliriz mesela. Zihinsel şey, gerçek hayatta yanlış olan bir şeye varabiliriz. O yüzden geçerli veya geçersiz bir yola sapıp sapmamak önemli olan. Şey değil, vardığımız sonuç tabii ki önemli ama bağımsız değil yoldan. Bunu söyleyebilirim. Karşı tarafta köpek olduğunu söyleyen arkadaşımıza inanmamız için ona aynı zamanda güvenmemiz de gerekiyor. O zaman güven ve inanç doğru orantılı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle bir şey ekleyebilirim. Şöyle anlaşılmış olabilir örnek. İnanç bir sığınak değil. Yani inanç delile ulaşamadığımız zaman sarılacağımız bir sığınak değil. İnanç tam aksine delile bir şey bilmenin gereği. Ve güvenle alakalı mı? Evet, güvenle alakalı. Yani tamam. Çok ya. Sanırım buna itiraz edemem. Güvenmekle alakalı inanç. Ama bilgi de bir güvendir zaten. Bir şeyin doğru olduğuna güveniriz. Gittiğimiz yola güveniriz. Sosyal ontoloji de böyledir. Sosyal epistemoloji de böyledir. Güvenle alakalıdır bu tür mevzular. Doğru. Her inanç ve tutumumuz için her an delil aramak pratik olarak mümkün mü? Böyle bir yaşam sürdürülebilir mi? Bu durum Clifford'un yanıldığını mı gösterir? Kesinlikle delil aramak mümkün değil. Aksine zaten hani bize zarara götüren şeyin de bu olduğunu söylüyorum. İyi davranmaktan mahrum bıraktığı için. Ve bir daha alabilir miyim sorunun son kısmını? Bu durum Clifford'un yanıldığını mı gösterir? Gerçekten emin değilim yanılıp yanılmadığı konusunda. Ben sadece kendim hak vermediğimi söyleyebilirim. Ve şey tabii Clifford toplumların saf dili olmasını söylüyor ama bence saf dili olmaktan çok daha kötü bir şey var. O da pasifize olmak. Yani böyle kafes gibi bencille hapsolmak. Bence kötü olan o. Yani saflık neden mesela kötüdür? Çünkü saf olmayan birisi vardır ve saf olan insanlara zarar verir. O kötüdür. Herkes safsa ya da saflık orada kötülükle kavuşmuyorsa sorun yok bence saf olmaktan. İyi ve kötü konusunda kanıta ihtiyaç duymayışımız iyi ve kötünün ne olduğundan emin olmamızı gerektiriyor. Kanıt olmadan bu bilgiye erişebileceğimizi sanmak doğru mudur? Wow, güzel bir soru. Çok düşünmedim ama bir cevap vermem gerekiyorsa şöyle bir cevap verebilirim. İyinin bence ne olduğunu bulmak için tek yol yani iyi var çünkü iyinin varlığından haberdarız. Bu kadar. Başka bir şey söyleyemem. Şu an aklıma gelmedi. Özür dilerim Allah'a çok şeyden. İnanmak için inanmayı seçmek yeterliyse kişi beyaz olduğunu gördüğü bir duvara bakarken hiçbir başka delil olmamasına rağmen o duvarın kırmızı olduğuna inanmayı seçip buna inanabilir mi? Evet inanabilir ama inandığı şey doğru olmaz. Yani inandığı şey
kendi nezdinde belki doğru olabilir. Ama dış gerçeklikte bir doğruluğa kavuşmaz. Ama sonuçta onun inancıdır yani. Tamam, soru bekliyorum. İsterseniz Tufan Hoca'ya sorusu varsa devredebiliriz aslında. Sormak istediği bir soru falan varsa. Olur, vardı. Bu en son Serbay'ın söylediğiyle alakalı. Hani o soruyu ben sormuştum. Bu beyaz duvara bakarken kırmızı olduğuna inan... Descartes'in örneği bu arada bu. Evet. Ona bakıp da onu seçebilir miyiz diye. Buna ne denir? Doxastic voluntarism, involuntarism deniyor da İngilizce'de, Türkçe'de inançsal, sanısal mı deniyor? İrade gibi bir şey. Hani kişi gerçekten de karar verip gerçekten ama inanabilir mi? Öyleymiş gibi davranabilir. Hani ben sanki kırmızıymış gibi davranabilirim o. Fakat gerçekten sırf seçerek, delillerden bağımsız olarak, ne gördüğümden bağımsız olarak sırf seçerek inanabilir miyim? Mesela bazı insanlar dini inançlar konusunda bunu söylüyorlar. Tanrı'nın varlığına inanmayı seçmekten falan bahsediyor bazen. Kierkegaard falan gibi bazı insanlar mesela. İnanç atlaması yapmaktan. Ve bu konuda büyük tartışmalar var. Yani sen diyorsun ki o zaman gerçekten de ben şunun kare olduğuna inanabilirim bakarken, seçtiğim için. Vallahi birçok kişiye göre, ben dahil, bu çok mümkün değil. Sence mümkün mü böyle bir şey? Çünkü o inanamamamın sebebi de delil olması. Çünkü görüyorum yuvarlak. Bu benim kare olduğuna inanmamın tersine bir delil teşkil ediyor görmem diye düşünüyor insanlar. Yani her inanç senin delillerine dayanır. Delilden bağımsız olarak inanmayı seçemezsin diye bir görüş var. Anladım. Şöyle cevaplayabilirim. Nasıl cevaplayabilirim? Bir saniye. Biraz o birkaç saniye istiyorum toparlamak için. Tabii. Yani şöyle, delilden bağımsız bir şeye inanabiliriz. Ama inancımızı bizi doğrula... Yani inancımız... Bir saniye. Gerçekten bu önemli bir soru. Hocam bir daha sorabilir misiniz acaba? Yani şeyin başında, sunumunun başında delilden bağımsız olarak bir insan inanmanın sadece seçerek, yani inanmak seçime bağlı gibi bir şey söylemişti. Evet, aynen. Kişi seçerek inanır diye. Şimdi burada birkaç tane şeyden bahsedebilir. Bir, evrende şu anda kaç yıldız olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun herhalde. Hayır, hayır. Tek sayı mıdır, çift sayı mıdır bunlar, bilmiyorsun. Şu anda inanabilir misin tek sayı olduğunu? Direkt seçip, öyleymiş gibi davranmak ayrı, o öyledir demek ayrı. Gerçekten inanmak. Bu bir. Ondan sonra hiç unicornların, tek boynuzlu atların olduğuna dair hiçbir delil yok. Şu anda seçip unicornların varlığına inanabilir misin? Biraz daha da ileri gidelim. Bir de tersine delil varsa. Dediğim gibi hani bunun böyle yuvarlak olduğunu görüyorsun. Yani delilsizlik var. Delil beklerdik doğru olsaydı görmeyi. Görmüyoruz. Ona rağmen inanmak var. Bir de tersine delil olmasına rağmen inanmak var. Mesela var olmadığına inanabilir misin şu anda? Ne bileyim, hani anlatabiliyor muyum? Evet evet, anladım. Şimdi seçmeye indirgeyebilir miyiz? Hocam şöyle cevap verebilir. Bence bu şu sırayla alakalı. Ya da kişinin aslında bir şey inanırken ben temel bir motivasyona ihtiyacı olmadığını sanıyorum. Siz sanırım şunu diyorsunuz. İnan ya da bir delil var, bir şey görürüz ve ona aklımızca bir delil uydurup inanırız. Değil mi? Bundan bahsediyorsunuz yani. Dünya bize belli bir şekilde görünür. Ben, evet. Yani algılarımızın içeriği vardır. Ben baktığımda sadece birbirinden bağımsız böyle duyular değil de beyaz bir duvar görürüm. Mesela sana örnek. Bir dakika. İyi yazamadım ama yazdığımı farz et. Şunu görüyor musun? Tamam, evet, benim. Bunu okumamaya çalış şimdi. Heh. Olmuyor değil mi? Bunu görünce bu kelime olarak görüyorsun. Yani aynı şekilde buna bakacağız. Bunu kalem olarak görüyorsun mesela. Ve bu sana karşında bir kalem olduğuna bir delil teşkil ediyor ve bakarak sırf bir inanç şekilleniyor senin. İnanç, delil, inancın gideceği yere bir sınır çekiyor diyorsun. O sınırı geçmek mümkün mü diyorsun? Evet, 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 evet. En azından rasyonel olarak mümkün mü? Hiç düşünmemiştim konuyu. Bu konuyu hiç düşünmemiştim ama tamam. Çok güzel soru. Ben bunu düşüneceğim. Tamam. Biraz uğraştırdım ama kusura bakma. Yok, estağfurullah.
Ben öyleyse diğer soruları sormaya geçeyim. İnanmak bir şeyi doğru kabul etmek, bilmek ise onun doğruluğunu kanıtlamaktır. Peki doğruluğu kanıtlanmış bir şey biliniyorsa onu doğru kabul etmeyiz, onun doğru olduğunu biliriz. Bu durumda kanıtlanmış şey inanç mıdır yoksa gerçek midir? Wow, şöyle işte ben ikisini tam olarak ayırmıyorum aslında inanç ve bilgi. Kanıtlanmış şey inançtır ve bilgidir. İkisi birbirinden farklı şeyler değil. Genel olarak değil zaten. Sanırım hocamlar bilir ama epistemolojide de böyle. Yani bilgi de bir inanç. Bilgi inançtan bağımsız bir şey değil. Şey gibi bu İncil'de geçiyor. Sanırım öyle bir yargı var. Korintiyan'da geçiyoruz sanırım. Believe by faith, not sight. İşte inançla yaşarız, görüyle değil. Öyle net bir ayrım çizileceğini düşünmüyorum ben. Ama ikisinden birini tercih ettiğimizde yapacağımız tercih zaten kaderimizi belirler. Ben diyorum ki eğer bir inancın doğruluğundan eminsek delile ihtiyacımız yok. Sunumun da amacı buydu aslında. Yani kanıtlanmak, bilmiyorum. Kanıtlanmak yine de bir şeyi, kanıtlamak bir şeyi geçerli hale getirir ama bizim nezdimize doğru yapmayabilir. O kanıta inanmamız gerekiyor her şeyden önce, onun doğru olması için. Delil olmadan inanmada sezgilerin yeri var mıdır? Ama kesinlikle var. İşte bence o yüzden mesela yeryüzündeki birçok insan ya da insanların tamamı iyinin ne olduğunu biliyor. Sezgiler dolayısıyla biliyor. Ama sezgiler tabii bir dış gerçekliğe kavuşabilir. Yani şöyle, bilim adamları işte mesela iyi kavramını incelerken işte biyolojik faktörlere bakabilir mesela. İnsanın iyiye verdiği tepkiler sonucunda. Öyle bir delile kavuşabilir. Ama tabii bu iyinin neden var olduğunu açıklamaz. Burada süremiz doldu. Sunum yapan Serbay'a, Likyon ekibine ve tüm katılanlara ve soru soranlara teşekkür ediyoruz. Güzel sorulardı. Çok teşekkür ederim.